Ben Ezgi Kasapoğlu. Gezmek benim en büyük tutkum. Şehri yaşamayı, ne var ne yok araştırmayı çok seviyorum. Sizlerle birlikte birbirinden farklı yerleri tanıyacak, bu şehrin her bir güzelliğini birlikte keşfedeceğim. Çünkü birlikte olmak en güzel renk ve şehrin renkleri sizlerle güzel. Lahmacunu çok iyi yaptığını iddia eden birçok yer var şehrimizde. Ama ben tabii ki şehrin en iyisini, en lezzetlisini arıyorum. Bu mevzu öyle boş mevzu da değil hem. Mideye dokunmayacak, bir yiyen bir tane daha isteyecek derken bizim için hassas da bir nokta hatta. Kadıköy bu anlamda en başarılı semtimizmiş, ben de yeni öğrendim. Neredeyse 40 senedir başarıya imza atan Şahin Usta'yı buldum, lahmacunu konuştum, şehrin en iyisi miymiş gerçekten bir deneyeyim istedim. Lahmacun bizim için çok hassas bir nokta değil mi? Yani gerçekten iyisini bulduğumuz zaman affetmediğimiz bir konu olduğunu düşünüyorum. Yeseniz kilo bakımından pişman olabileceğiniz ama yemeseniz kesinlikle bin pişman olacağınıza garanti ettiğim bir gıda maddesi. Bu işin piri Kadıköy'de bulunuyormuş efendim. Biz de araştırmalarımız sonucu şöyle iyi bir lahmacunu nerede yeriz dedik. Ayaklarımız bizi buraya Kadıköy'e getirdi. İyi lahmacunun sırlarını arayacağız. Ben de sizinle paylaşmak istiyorum. Hem şöyle güzel bir lahmacun yiyelim hem de iyi lahmacun nasıl yenir, nasıl olur onu araştıralım. Hadi gelin. Lahmacun kelimesinin karşılığını Kadıköy'de arıyoruz. Buranın en eski, en bilinen yerlerinden bir tanesine geldik. Ta 1980'lerden beri ayakta kalmış, müdavimlerini yaratmış bir işletmedeyiz. Lahmacunu hem konuşacağız hem birlikte yapacağız. Yanımızda ustamız Şahin Usta var. Evet. Şimdi iyi bir lahmacun nasıl olur Şahin Usta? İyi bir lahmacun benim yaptığım lahmacundur. Bunu çok büyük iddialıyım. Çok İddialı. Büyük ama evet. Haklı. Evet. Şimdi iyi bir lahmacun fırından çıktığı anda kupkuru çıkmalı. Yağ Değil diye mi? Bir şey olmamalı. Evet, böyle kıtır kıtır etmeli olmalı. Yani. Siz onu dürüm yaptığınız zaman aslında hamur gibi olmamalı. Yanlış mı? Aynen öyle. Olmamalı. Peki mesela boyutları da sizde çok iyi. Bazı yerler çok küçük yapıyor, çok büyük yapanlar var. Bunun bir ideal boyutu var mıdır? Bunun ideal boyutu aslında hani kişiden hani dükkanın yapısına göre tabii değişiyor da. Fakat evet. Ben çok büyük deneyimlerden sonra en ideal ortamın bunun olduğuna karar verdim. O bir yandan siparişler gelmeye evet. Devam ediyor. Burası gerçekten müdavimlerini yaratmış bu arada. Yanlış anlamayın, dolup taşıyor burası. Biz de birazdan tadacağız. Ama öncesinde yapıyoruz. Mesela şurada bir tane var. O acılı mı? Acılı, evet. İki çeşit yapıyorum lahmacunu. Acılı ve acısız olarak. Evet. Ama bunların hepsi gevrek anlamındadır. Yiyen, gelen bir insan bu lahmacunu yedi. Böyle yok, midem yandı. Hah, o konu çok önemli mesela. Evet. Bana dokunuyor ya. Yok, rahatsız oldum. Yok işte üzerine soda içeceğim. Efendim, öyle bir şey yok burada. Söz konusu değil. Mümkün atı yok. Daha yani. Bak sinirleniyor Şahin abi şu anda. Bizde olmaz diyor. Olmaz. Deneyeceğiz efendim. Evet. Sizler için de deneyeceğiz. Bir de ben son olarak Şahin Usta'ya şunu soracağım. Benim çünkü çok dikkatimi çekiyor ve o kadar da aslında sevmiyorum. Hani böyle Şahin Usta'm üzerine işte salata gibi döküyorlar, işte mor lahanalar, domatesler, hani salata mı yiyorsun, lahmacun mu yiyorsun çok belli olmuyor ya. İşte ben bunu her zaman gelen buraya gelen misafirlerimden her zaman rica ediyorum, bunu sade yesinler, gerçek tadını alsınlar. Limon peki? Belki limon birazcık sıkılabilir ama bunu gerçek böyle sade yemek lazım ki tadını alabilesin bunu. Bir tek maydanoz. Zaten servisler içerisine de baktığınız zaman buraya geldiğinizde
sadece bir tabak içinde maydanoz ve ek olarak limon veriyorlar. Aklınızda bulunsun. Fırında şu anda zaten bir sürü pişer lahmacunlar var, acılılar var, acısızlar var, pideler var. Biz de birazdan tadına bakacağız. Servisler devam ediyor şu anda. Evet. Şimdi Ezgi'ye ben tattıracağım bir tane. Ezgi'nin vallahi nezdinde herkese tattırmış olacağım bunu. Evet, sizler siz için. Bunları göreceksiniz şimdi. Ezgi ile evet. Şehrin renklerinde tattığımız her şey sizler bu, için. Bu Ezgi için. Bu dumana Ezgi bak, için. Bakın abi dumana bak. Oo, kırıldı bile. Kırıldı bile. Bunu Ezgi. Alıyorum ben. Evet Ezgi. Vedalaşıyorsun bu Ezgi şu anda için. Bununla. Bu Ezgi için. Bak Ezgi kızım. Böyle bak böyle. Kırt kırt ses kırt geliyor. Kırt sesi duyacaksınız. İşte iyi lahmacun budur. Araştırmalarım sonucunda bu iş böyle olur. Evet. Siz bunu mesela dürüm yaptığınız zaman dürüm olmaması lazım. Bak kırıldı. Kırıldı. Bak kıt 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 ediyor. Sesi duyacaksınız. Bu gitti sesi bak duyacaksınız. Parça parça oldu. Böyle olması lazım işte. Böyle yenilir evet. Bu. İşte bu kıtırlığın böyle olmasındaki en büyük nedenlerden biri de mideye dokunmamasıdır. Hafif olmasıdır. Abi sen ne yapmışsın ya? Bu nedir ya? Afiyet bu nasıl olsun. Bir şey? Kadıköy'e gelin ve benim için yiyin ya. İnanılmaz bir şey. Kıtır kıtır ediyor. Bunu ben çekimden sonra halledeceğim. Ezgi nasıl? Abi çok ya, güzel yapmışsın. Bak, ellerine sağlık. Bak Ezgi, lahmacunu peçeteyle dahi tutmadın. Evet, yağ hiç yok bir ki. Bir gram yağ bulaşması söz konusu. Hani insanlar bunu görsün bakın, istiyorum. Bakın, eliyle tuttu. Eliyle tuttu. Hakikaten öyle. Bir gram yağ dahi yoktur içerisinde. Evet, ama lezzetsiz de değil işte. O çok önemli işte bir bunu şey. Ayarlamak, yani işte bunu ayarlamak, bu da bizim sırrımızdır. Hı-hı. Bunu kimse böyle mümkün değil ayarlayamaz bunu. Bu, ben şu an o sırrı çözüyorum. Evet, bu, normalde beni rahatsız eder yani bir tane lahmacun bile ben bitirebilen birisi değilim. Çok sevmeme rağmen midemi rahatsız eden bir şey. Ama burada hiç öyle bir şey yok. Bitmesin istiyorsunuz. Şimdi bir yandan siparişler gelmeye devam ediyor. Tabii öğlen saati. Hiç dur durak bilmediler. Şurada bir yandan hamur makinesi var. Hamurlar açılıyor. Orada kıymayı işte harcı yerleştiren hamurun üzerine bir personel var ve burada Şahin abi sürekli fırını atıyor çekiyor. Sürekli atıyor çekiyor. Şahin abi o taş fırın mı? Taş fırın. Gerçek odunlu taş fırın. Evet işte öyle olduğu için de olayın boyutu başka bir yere doğru gidiyor. Çünkü taş fırın iyi pişiyor, iyi bir hamur, iyi bir harç. Bunların hepsi çok önemli ve tabii onların sırları var. Yağ konusu falan anlatmıştım. Abi pişirdi. Ben servise başlıyorum. Diyorum size her sefer. Her gittiğim yerde bir ay çalışacağım bundan sonra. Bu bir, bu iki ustam. Çek oradan üç bir. Ay Burak'cığım çok teşekkür ederim. Senin lahmacunun ama benim oldu artık. Herkes kendini kaybetmiş bir şekilde şu çekim bitsin de şunu yiyelim modunda. Bende ama bu şu an. Severim. Hatta artık bunu siz de iyi biliyorsunuz bence. Ama burası sonbaharda sanki ayrı bir keyifli oluyor gibi. Minik bir rüya.
yürüyüş yaparken gözüme rengarenk bir vitrin takıldı. Son zamanlarda burada vintage marketlerin arttığını duymuştum da bir türlü uğrayamıyordum. Neyse ki bugün şansım yaver gitti de buraya rastladım. Hem belki bir şeyler de alırım. Moda. Gerçekten de çok moda bir semt haline geldi. Özellikle genç nüfusun Taksim'deki yaşamın biraz daha azalmasından sonra buraya kayması, Kadıköy modaya kayması burayı gayet trend bir semt haline getirdi. Bir Nişantaşı çocuğu olarak... Sen Nişantaşı'nı bana mı öğreteceksin? Evet, ne terbiyesiz! Ben de Nişantaşı'yım burada! Gitti! Ben de yolumu bugün buraya düşürdüm ve modadaki sizin için güzel yerleri gezmeye karar verdim. Hazır karnımız da çok acıkmamışken böyle biraz alışveriş yapalım dedik. Çok güzel de bir dükkana gözüm çarpmıştı. Şu an önümde oturuyorum. Böyle hafif nostaljik bir tavırları olduğunu düşünüyorum. Buradan baktığımda güzel aksesuarlar görüyorum ve sanırım gömlekler vesaireler de var. İsterseniz girelim, hep birlikte inceleyelim. Hem sezonun trendine bakalım. Bakalım neler varmış. Ben giriyorum. Gerçekten düşündüğüm gibiymiş. Burada birbirinden fazla ve farklı şeyler var. Hem bizim dönemimize ait hem de retro parçalar. Birkaç parça deneyeyim. Birlikte neler alabiliriz, neler almayız bir onu düşünelim. Şimdi hazır gelmişken şubedeki yetkili isimle de bir konuşalım istedim. Meliha Hanım'la beraberim ve tabii ki çeşitli sorularım olacak. Şöyle ki, stylistsiniz galiba değil mi? Evet. Evet, çekimden önce şöyle bir hatada bulunduk. Biraz sohbet ederken ben o şoku orada bir yaşadım. Aa, stylist misin falan diye. O zaman öncelikle sezonun trendini bir sorarım size. Hazır buraya geldik, 90'lar etkisi var ama bu sene 90'lar var mı? Kesinlikle var. Aslında 90'lar 2-3 yıldır böyle çok fazla revaçta. Herkes böyle vintage giyime çok fazla meraklı. Öyle bir geçiş var ama bu sene çok çok daha fazla var. Şimdi ben babam giyer diye söyledim kendisine ama babamın çok giydiği zamanda babacığım sevgiler mesela şunları çok kullanırlardı 90'larda değil mi? Aynen öyle. Bunu mesela neyle veriyorsunuz? Nasıl kullanılabilir? Bunu aslında şu anda mom jeanlerle çok fazla veriyoruz. Doğru. Tight'lar zaten bu sene çok fazla moda. Biliyorsunuz moda. Rengarenk tight'lar. Kadın erkek fark etmeksizin zaten öyle bir unisex ürünler var. O yüzden de çok fazla geliyor. Takılan bir diğer parça elimde ortaydı zaten. Şu, bu da gayet renkli ya. Bunu nasıl kombinleyebiliriz? Bu yine, da böyle lacivert bir kotla aynen, gibi sanki. Aynen, lacivert bir kotla, yüksek bel bir kotla. Evet. Biraz daha kıvırarak. Önü açık veya kapalı, her türlü kullanılabilir. Ay şöyle hangi birini alacağımı şaşırmış durumdayım, kusura bakmayın. Mesela şu, yine geometrik desenler ve sanki gezegen efekti mi var bunda, öyle mi his? Ben mi öyle hissettim? Gezegen, baktığında öyle bir hissiyat yaratıyor. Şöyle mesela, bir bakın bakalım. Böyle belden bağlamalı falan bence çok güzel. O madalyon kolyeler de çok güzel olur. Bu da bence kotla. Sizden bir favori parça görelim. Benim kendi tarzıma bakarsanız bugün üzerimde giydiğim de buranın. Tabii ki buranın ürünü. Ben çizgili desenleri çok fazla seviyorum. Çizgili desenlerin de hiçbir zaman modası geçmiyor ve çizgili desenleri farklı desenlerle de kombinleme şansın var. Doğru. Çok fazla. Mesela bu hem klasik olabilir hem sporlaştırabilirsiniz. Bir taşla iki kuş vurabiliyorsunuz. Artık çünkü günümüzde bir de tabii bütçe yapmak aynen gerekiyor. Öyle.
Yine güzel bir seçenek. Şöyle de gösterelim detaylarını. Bizim butiğin bir de hem bağlama detayı var hem de bu şekilde işte kullanım açısından daha kolay olabiliyor. Evet. Günlükte de bağlama daha güzel oluyor. Güzel bir fikir oldu diye ümit ediyorum sizler için. Şunlara gözüm çok takıldı. Bir denemek ve size de göstermek istiyorum. Kot ceketler zaten her şeyle kombinlenebileceği için. Renk itibariyle ve model itibariyle şunu bayağı bir sevdim. Güzel. Bir tane de gözlük bulayım ben buna. Şurada da gözlükler var. Bak Akın abi. Bizim yönetmenimiz Akın abi. Takıyorum bak bakalım beğenecek misin? Uydu mu Akın abi? Oldu mu? Vallahi gözlüklerde böyle alternatif renkleri ve modelleri çok seviyorum. Çünkü gözlük bence kadınlar için sadece güneşten korunma objesi değil, özellikle kış aylarında da büyük, güzel ve kullanışlı bir aksesuar. Oldu bence. Bak sen de tak. Özellikle şu kolyelerden bahsetmek istedim size. Madalyon kolyeler 1-2 sezondur hayatımızda varlar ama bu sezon gerçekten fazlasıyla kullanacağız. Zaten benim boynumda da görüyorsunuz benzerlerini. Akın abi yönetmenimiz biraz kızıyorlar bana. Çünkü şurada mikrofonumuz var ya, ona bazen ses de problem yaratabiliyor. Ama ben gerçekten kullanmayı çok seviyorum ve elimde de hani sürekli elimde de olsun istiyorum bu kolyeler. Aztek montlar ta eskiden beri kullanmayı en sevdiğim parçalar. Bir balıkçı kazakla hayal ettim de galiba bunu alacağım. Hem rengi de çok güzel değil mi? Bu mesela ister deri pantolonla ister kotla gayet güzel bir şekilde kombinlenir. İçine gömlek giyebilirsiniz, balıkçı kazak giyebilirsiniz. Şuradaki ekose detaylarını da atlamayın. Çok güzel sezonun trendi. Kahverengi bir trench coat hem sonbahara çok yakışıyor hem de her şeyle uyuyor. İsterseniz bir elbiseyle daha şık bir görüntüye sahip olurken kotlarla daha da günlük görünebilirsiniz. Vintage gömleklerle çok genç bir görüntü yakalarken son zamanın trendlerine de uymuş oluyorsunuz aslında. Mesela bu üzerimdeki çok zamansız bir parça. Hani eskiler derler ya, al seneye de giyersin. Yani modaya geldiğinizde diyoruz ya, gerçekten vintage'ın adresi şu anda modada. Aklınızda bulunsun, Leylek Sokak'taydık. Yine böyle alışveriş tutkunları için ekrana taşıdık. Umarım beğenmişsiniz. Osmanlı zamanından almış bir yer Çengelköy. O zamanlar gemilerin kancaları burada yapıldığı için Çengelköy denmiş ve İstanbul'un en büyük sahil semtlerinden bir tanesi. Ben uzun zamandır, çocukluğumdan beridir gelmiyordum. Çok güzel yerler var. Bir tanesi zaten listemdeydi, sizi de götüreceğim. Hem de böyle bir eski İstanbul özlemi olmuştu benim için. İsterseniz birlikte sokakları yürüyelim. Hem biraz çevreyi görelim hem de en sonunda sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Şimdiden orayı söyleyeyim size. Günün yorgunluğunu kahve
içerek atalım istedim. Sohbet ve kahve ikilisini sevenler için çok sevimli bir yer bulduk. Ama aslında burası benim listemdeydi. Neden? Çünkü Türk kahvesi ve sıcak çikolatasıyla çok meşhur bir yer aslında. Böyle önümüzde bir sıcak çikolata kazanı duruyor. Çok da güzel kokular geliyor bana ama şöyle bir göstereyim de siz de görün. Bakar mısınız ne kadar güzel ama neden bu burada duruyor? Şimdi size arkadaş anlatacak. Tabii. Buyurun. Öncelikle sıcak çikolata yapımında biz normal tozdan değil de kuvertür ürünler kullandığımız için kuvertür dediğimiz şey sıcak çikolatanın kalıplı hali büyük. Evet. Onu bunun içine atıyoruz. Suyla kaynatıyoruz. Hı hı. Kaynayınca bu şekilde geliyor. Ha, böyle olunca daha lezzetli oluyor çünkü. Tabii bu şekilde ya tozla büyük bir farkı oluyor arasında. Sonrasında süt ekliyoruz sütle üstüne. Karıştırıp krema sıkıyoruz. Üstüne tekrardan kuvertür dediğimiz bu çikolatayı atıyoruz. Evet ve böylelikle ve lezzetli bir şova dönüşüyor olay. Ama sadece sıcak çikolata değil, Türk kahvesi de var değil mi çikolatalı? Türk kahvesi de var. Onun yapımında da aynı şekilde devam ediyoruz. Sadece yarım fincan şekilde Türk kahvesi ekliyoruz. Üstüne yine aynı şekilde sunum yapıyoruz. Vallahi bunu çok merak ediyordum. Benim gibi hani belli bir yaştan sonra bir Türk kahvesi bağımlılığı oluyor ya bizim vatanımızda. Ben de onlardan biriyim. Günde iki tane falan Türk kahvesi içiyorum ama bu benim için çok farklı bir deneyim olacak. İsterseniz başlayalım. Önce tabii hangisiyle başlayacağız? Önce sıcak çikolata yapımıyla tamam. Başlayalım istiyorsanız. Tamam. Sonrasında 75 derecede bir sütümüz var. Onu ekliyoruz. Kaşıkla sadece karıştırmamız gerekiyor. Hani uzun bir süre karıştırdığımız için de dibinde çikolata kalmayacak şekilde. Çünkü dibine çöküyor bu. Bu arada burada çok farklı çikolatalar da var. Yani aslında böyle tatlı severler için bir cennetteyim ben şu anda. Çikolatanın kaç çeşidi var aşağıda? Yaklaşık 100'e kadar var. İnanılmaz bir şey. Benim bildiklerim ahududulu, kahveli, portakallı böyle türeterek devam edebilirsiniz listeyi. Ev yapımı onlar da. Ev yapımı tabii hepsi. O zaman sıcak çikolatamız neredeyse hazır. Krema mı koyacaksınız? Evet. Tamam. İstiyorsanız başlayayım buna. Oo. Tam böyle hani filmlerde olur ya, öyle bir lezzet benim için. Üzerine şimdi çikolata ekliyoruz ve kalori bombası. Çok lezzetli bir şeymiş gerçekten. Buna bayıldım. Sıcak çikolata zaten kışın favorisidir. Önümüzde kış bence listenizde bulunsun diyerekten o Türk kahveli olanına geçelim. Türk kahvesini nasıl yapıyorsunuz? Türk kahvelisini bunun. Bu şekilde yarım fincan şekilde pişiriyoruz kahveyi. İçine yine aynı şekil yarım fincanı ekliyoruz. Oo, bayağı da hürmetli. Sonrasında aynı şekil az önce sıcak çikolata yapımında kullandığımız gibi. Evet. Bu şekilde içine ekliyoruz. Bu Türk kahvesi sevenler için de hani böyle bir onları yakalayan bir tarif. Bu tabii size özel bir şey. Tabii bize özel. Evet, Çengelköy dendiğinde böyle bir çikolata Türk kahvesi içmeden gitmemek lazım. Benim de listemdeydi. Buna da krema mı geliyor üstüne? Buna da krema geliyor. İstiyorsanız bu şekilde tadın. Bakayım bir böyle bakayım. Hadi o zaman kaloriden yırtalım birazcık ya. Şimdi bütün böyle her şey değişti. Evet bu çok güzel ama bu inanılmaz güzel. Yani hiçbir şey söyleyemiyorum. Bence içmelisiniz yani. Anlatılmaz yaşanır dedikleri şeyin cevabı şunun içinde. Hem Türk kahvesinin tadını alabiliyorsunuz evet. Hem sıcak çikolatanın tadını alabiliyorsunuz. Ve böyle yüzden... hiç iç bayıcı değil. Ha, çok güzel. Böylelikle Çengelköy turumuzda ağzımızda biraz tatlanmış oluyor. Sizlerin de hani listesinde bence olması gereken ve denemeniz gereken tatlardan bir tanesiydi. Ben çok severek
takip ettiğim bir tarif. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim.